Benim adım Nur Alexandra Portella. Kolombiya Bogotalıyım. 31 yaşındayım. Bugün sizlere hayatımdan, nasıl Müslüman olduğumdan ve İslamiyet'i tercih etme sebebimden bahsetmek istiyorum. Katolik bir ailede büyüdüm. Ailemdeki ilk Müslümandım. Sonra bazı aile üyelerim de beni takip etmeye karar verdi. Şu an ailemde çok Müslüman var. Nasıl mı Müslüman olmaya karar verdim? 15 yaşındayken başladı. İslam'la ilgili hiçbir bilgim yoktu. Kiliseye gidiyordum. Devamlı olarak rahibe yardım ediyordum. Kilisede çok aktiftim. Sonra içimde bir şeyler değişti. Ayrılmaya karar verdim. Ailemin Katolik olmasına rağmen bir gün dinimi bırakmaya karar verdim. Doğru kararı verdiğimi düşünüyordum. Kendi kararımdı. Bu kararı aldığımda tek bir Allah fikrine bağlı kaldım. Yeni bir yol arıyordum. Benim için bu Allah'ın ilk işaretiydi. 20 yaşındaysa Müslüman oldum. Allah'ı takip etmeye başladım. Başka dinleri niye takip etmek istemedim bilmiyorum. Ondan sonra 5 yıl bekledim. Kolombiya'da benim gibi Müslüman olmuş bir arkadaşım vardı. Onunla tanıştığımızda edebiyat öğretmenimdi. O bana İslam'dan söz etti. O da sonradan Müslüman olmuştu. 5 yıldır aradığım inancı nihayet bulmuştum. Beni camiye davet etti ve İslam'ı öğrenmeye başladım. Camideki kitapları buldum. İlk kez Kur'an-ı Kerim'i bulmak güzeldi. Oraya gittiğimde çok şaşırdım. Bir cami ve cemaat olması beni şaşırttı. Kolombiya'da Müslüman olduğunu düşünmüyordum ama varmış. O dönemde orada insanların tavrını, terbiyesini gördüm. İslam'ı çok seviyorlardı. Nasıl namaz kılınacağını, nasıl İslami hayat tarzını takip edebileceğimi araştırdım. Başlarda çok araştırma yaptım ama Kolombiyalı aileler terörist örgütlere katılırız belki diye bundan çok korkuyorlardı. Başlarda böyleydi. Bildiğiniz gibi Hazreti Muhammed'e gelen ilk ayet ikra, yani oku emridir. Okumaya ve daha fazla bilgi almaya başladım. Çünkü Müslüman olunca niye bu kararı verdiğinizi anlamak istiyorsunuz. İlk kez Müslüman olunca çok şey oluyor, kolay olmuyor. İnsanlar Müslüman olduğunuz için sizi sevmiyor, sizi reddediyorlar. İslam'daki peygamberleri araştırmaya başladım. Diğer dinlerde de aynı sınavlar var. Henüz araştırıyorken birçok insan, İslam'ı araştırıyorsan, ikna olduysan niye Müslüman olmuyorsun diyordu. Korkuyorum dedim, korkuyordum. Yeni bir alana zıplamak gibiydi. Nihayet o gün kendimi topladım, Müslüman olmak istiyorum dedim. O gün huzur buldum. Etrafımda çok insan vardı. İlk kez hoş karşılandığımı ve büyük bir şey yaptığımı hissettim. Endonezyalı, Pakistanlı, Arap insanlar vardı. Çevremde çok insan vardı. Çok ilginç bir gündü. O günü hiç unutmam. İslam'ı anlamam 6 ay sürdü ve nihayet 2008 Ramazan bayramında Müslüman olmaya karar verdim. Aileme o an hiçbir şey söylemedim. Nasıl karşılayacaklarını bilemedim. Ama günler içinde söylemeye karar verdim. Çok gergindim. Bu şeyleri aileme açmaya korkuyordum. Tabii ki iyi karşılamadılar. Ayrıca kardeşlerim, arkadaşlarım benden uzaklaşmaya başladı. Beni reddetmeye başladıklarında kolay olmadı. Üzücüydü. Hiçbir sebep olmadan sizden uzaklaşıyorlar. İslam'ın kötü bir şey olduğunu, onlara zarar vereceğinizi, terörist olacağınızı düşünüyorlar. İlk akıllarına gelen bu oluyor. Ailemle, arkadaşlarımla birlikte kalmamın bana uygun olmadığını gördüm. O yüzden ilk yaptığım en zor şey evimden ayrılmaktı. Bir arkadaşımla yaşamaya başladım. O da benim gibi sonradan Müslüman olmuştu. Yaklaşık bir ay aynı evde kaldık. Tabii ki başta ailem Müslüman olmamı istemedi. Bu benim atlatmam gereken ilk adımdı. Hayat sınavlarla doludur. Bunlardan ilki de ailenizin bu değişikliği kabul etmemesidir. Başlarda ergenlik psikolojisi olduğunu düşündüler. Bir şeyler aradığımı, zamanla geri döneceğimi. Uzun bir süreden sonra geri dönmeyeceğimi ve kararımın kesinlikle içten olduğunu anladıklarında bunu kabullendiler. Ailem bana hep baskı yaptı, beni reddettiler, arkadaşlarım beni terk etti. Sonra annem yavaş yavaş beni kabul etmeye başladı, beni anlamaya çalıştı.
Erkek kardeşlerim Müslüman olmamı kesinlikle istemiyordu. Büyük annem de Katoliktir ve dinine çok bağlıdır. O da istemiyordu. Ama zamanla her şey düzeldi. Gerçekten Müslüman olmak istediğimi anladılar. Ben Müslüman olduktan birkaç yıl sonra teyzem beni takip etti. O da Müslüman oldu. Müslüman bir erkekle evlendi. Sonra erkek kardeşi Müslüman oldu. Ardından annem. Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Şeyma Şahin ismim. Bu okul 1975'te kurulmuş bir okul. Kadıköy İmam Hatip Lisesi olarak kurulmuş. Ben de aynı zamanda bu okuldan mezunum. 2015'te ismi bizim bağışçımızın, toprağın bağışçısının ismiyle tekrar yenilendi. Ahmet Sani Gezici ismi de ona eklendi. Ve bir İspanyolca bölümü açıldı okulumuzda. Nur Hanım'la biz 3 yıl önce tanıştık. Okulumuzun İspanyolca bölümünün açılmasıyla beraber bir İspanyolca öğretmeni arayışımız başlamıştı. Tabii bu doğrultuda aynı zamanda bizim öğrencilerimizle daha rahat adapte olabilecek insanlarla iletişim kurmaya başladık. O sırada Nur Hanım'la tanıştık. Onun pozitif yapısı, öğrencilerimize olan sevgisi bizi çok etkiledi. Aynı zamanda kendisi İngilizce eğitimi almış bir öğretmen olması sebebiyle dil konusunda da becerileri yüksek orandaydı. Bu sebeple okulumuzda İspanyolca alanında kendisiyle çalışmak istediğimizi belirttik. O tarihten beri de beraber çalışıyoruz. Nur Hanım İslam'ı sonradan kabul ettiği için öğrencilerimize farklı bir örnek teşkil ediyor. Çünkü biz aslında hepimiz İslam'ın içinde doğmuş bireyleriz. Bu sebeple de o nimeti çok farkında olamayabiliyoruz. Nur Hanım aslında hayatının belli bir döneminde İslam'dan uzak yaşamış, ondan sonraki dönemde İslam'la beraber olmuş bir insan olduğu için öğrencilerimizin İslam'a olan bakışını biraz daha farklı alana taşımış oldu. Yani aslında İslam'ın kıymetini sonradan görmüş olanların biraz daha fazla yansıttığını düşünüyorum ben. O sebeple de Nur Hanım'ın burada bulunması bizim öğrencilerimiz açısından da çok büyük bir şans diye düşünüyorum. Daha önce de dediğim gibi benim adım Nur. Müslüman olduğumda isim değiştirebileceğimi söylediler. Adımı çok gençken buldum. Adımı ilk kez gördüğümde dişçideydim. Bir dergiye bakıyordum. Nur adını ilk kez orada gördüm. Ürdün kraliçesinin ismi. O zaman şoke olmuştum. Nur mu? Nur ne demek demiştim. Çok ilginç geldi. Hafızama kazındı. Bu yüzden bu ismi seçtim. Işık anlamına geliyor. Çok seviyorum. Herkes beni Nur olarak biliyor. Ailemde bana Nur diyor herkes. Okulda bana Nur diyorlar. Nur Hoca diyorlar İstanbul'da. Kolombiya'da da her yerde Nur diyorlar. Niye Türkiye'ye gelmeyi tercih ettim? Yıllar içerisinde İslam'ı öğrendim. Daha cesur biri oldum. Yalnız seyahat etmeye başladım. Hindistan'a, emirliklere, Ürdün'e, Filistin'e gittim. Dünyanın benim için küçük olduğunu fark ettim. Daha fazla kültürle tanıştım. Daha farklı İslam uygulamaları gördüm. Sonra Türkiye'yi fark ettim. Ve burada da kalmaya karar verdim. Türkiye tarihi ve kültürel zenginliğe sahip bir yer. Size birçok şey öğretebiliyor. Halkı misafirperver. İnsanlar size bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar. Kültürü, yemekleri, her şeyi size iyi bir şekilde gösteriyorlar. Bu kadar iyi karşılandığım başka bir ülkeye gitmedim. Başlarda Dubai'ye, emirliklere gitmeyi düşünüyordum ama burada kalmaya karar verdim. Türkiye'nin her yerini gezdim. Mardin, Gaziantep, Diyarbakır'a gittim. En son Van'a gittim ve Kars'a da gittim. Giderek bu ülkeye daha da yakınlaştım. Artık benim yuvam. 3 yıl önce buraya geldim. Bütün hayatım değişti. Ailemin de beni anlaması ve desteğiyle artık hayatım daha kolay. Türkiye'de istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Birçok markayı bulabiliyorsunuz. Birçok İslami kıyafet bulabiliyorsunuz. Burada çok seçenek var. Çok hoş bir şey.
Mesela Türkiye'de Mahmut Paşa'dan alışveriş yapıyorum. Müslüman kadınlar olarak her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Birçok tarz, renk ve fiyata bulabiliyorsunuz. Ayrıca Türkiye'nin size sunduğu birçok şey var. Kolombiya gibi değil. Ezanı duyabiliyorsunuz. İstediğiniz camiye gidebiliyorsunuz. Namaza istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi yaşayabiliyorsunuz. İslam bir hayat tarzıdır. Burada hayalini kurduğunuz İslami hayatı yaşayabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. İslamiyet'e girdikten sonra örtü örtmüş. Aynı zamanda işte öğrencilerle olan münasebeti sebebiyle de öğrencilerle olan bağı çok yüksek olan bir hocamız. İş ortamında gerçekten çok pozitif bir yapısı var. Her zaman çok uyumlu. Burada çocuklarla beraber olmaktan çok mutlu olduğu için aynı zamanda da bu ortama da uyum sağlamak onun açısından çok önemli. Biz de onunla beraber çalışmaktan çok mutluyuz. Genel manada hem arkadaşlarıyla iletişimi yüksek hem de öğrencilerimizle iletişimi yüksek. Çok sevilen bir insan. Özellikle Güney Amerika ülkelerinden çok fazla Müslümanlık hikayeleriyle aslında karşılaşmıyoruz. O sebeple aslında öğretmen bulmakta da bu sebeple çok zorlanmıştık biz. Çünkü İspanyolcayı öğretirken aynı zamanda kendi dinimizi de bilen, kendi dinimizle paralel hareket edebilen bir insanla biz tanışmak ve çalışmak istiyorduk. Çünkü çocuklara bir dil öğretirken aynı zamanda kültürden uzaklaşmaya vesile olmak istemiyorduk. Onun için Kolombiyalı bir hanımın İslam'ı kabul etmiş olması ve ondan bu dili öğrenmiş olmak aynı zamanda çocukların ufkunu açıyor. Yani İspanyolcayı aslında bir imam hatipte öğretilmesinin ana nedeni de bu. Yani İslam'ı farklı dillerdeki, farklı kültürlerdeki memleketlerle de tanıştırmak, aynı zamanda orada bir elçi olabilmek, belki İslam elçisi olabilmek asıl maksat. Bu sebeple aslında İspanyolcayı öğrenirken İslam'ı da kabul etmiş, aynı zamanda orada doğmuş, büyümüş, hem oranın kültürünü bilen, hem burada bizim kültürümüzle beraber olan bir insanla olmuş olmaları çocuklara çok büyük ufuk açıyor. O açıdan biz Nur Hanım'ın burada olmasından dolayı öğrencilerimizin de çok mutlu olduğunu görüyoruz. Birçok kültürü beraber aslında öğreniyorlar. Karşılıklı bir iletişimin de sağlanmasına sebep oluyor. Çocuklar da kendilerini aslında birazcık daha bu konuda elçi gibi hissediyorlar. Yani İslam konusunda hocalarına bir şeyler verebiliyor olmak, belki Türkçe konusunda hocalarına bir şeyler verebiliyor olmak onları gururlandırıyor. Yani bir şeyler öğrenirken aynı zamanda karşı tarafa da bir şeyler geçirebiliyor olmak çocukları daha değerli hale getiriyor, daha verimli hale getiriyor. Sadece alıcı değil, aynı zamanda verici bireylerde yetiştirmiş oluyoruz. Bu açıdan da okulun eğitimine büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum hocamızın burada olmasının. Kolombiya'da başörtüsü takmıyordum. Burada takmaya karar verdim. Kolombiya'da da çok denedim ama işimden dolayı takamadım. Çünkü kimse sizi kabul etmiyor. İnsanlar sizi anlamıyor. Yeterince açık değiller. Burada daha huzurluyum. Burada aradığım her şeyi bulabiliyorum. Hep yaşamak istediğim hayatı yaşayabiliyorum. Tabii aileden uzakta yaşamak kolay değil ama buraya sık sık geliyorlar ve arayıp iyi olup olmadığımı soruyorlar. İyi olduğumu bilerek yaşıyorlar. Şu an çalıştığım dini okulda istediğim şeylere daha yakınım. Öğrencilere İspanyolca öğretmek de çok güzel. Çünkü birbirimizin kültürünü ve dinini öğreniyoruz. Birçok şeyi öğreniyoruz. Burada başörtüsü takma şansı tanıdılar. Şu an takıyorum ve hiç sorun yaşamıyorum. Çok hoş. Kendimi daha rahat hissediyorum. Adım Buse. İspanyolca hazırlık okudum. Şu anda 10. sınıf öğrencisiyim. Nur Hoca ilk sınıfa girdiğinde açıkçası çok şaşırmıştık. Çünkü aksanı, hatta giyimi de bize çok sıra dışı geliyordu. Sanki hiç alışamayacakmışız gibi. Ama zamanla tanıdıktan sonra onun hikayesini de öğrenince kendimize bir yakınlık hissettik. Yani benim yaşlarımdayken onun İslam'a dönmesi, İslam'ı tanıması ve bu yolda hiç kimse olmadan yanında bir adım atması bizi çok şaşırtmıştı ve çok mutlu etmişti. Hem İspanyolca biliyor,
hem gerçekten Müslümanlığı çok iyi bir şekilde yaşamaya çalışıyor. Hem de bizlerle gerçekten çok iyi bir iletişime sahip olmak istiyordu. Hikayesini anlattığında, yani İslam'a geçtiğinde 17 yaşındaydı, 17-18 yaşlarında. Hani bizim yaşlarımızdayken böyle bir şeye karar vermesi ve buna dönmesi sanki akıl almazmış gibi çok imkansız geliyordu bize. Çünkü ben bile Müslüman doğup Müslüman büyürken böyle bir şeyin şu gün tam anlamıyla yapamazken, o Müslümanlığın hiç yaygın olmadığı bir coğrafyada neredeyse herkes buna düşmanken buna dönmesi gerçekten bizim kendimizi sorgulamamıza sebep olmuştu. İspanyolca anlamında ve kendi benliğimizi sorguladığımız manada gerçekten dedim ki iyi ki Nur Hoca ile tanışmışız ve iyi ki tanımışım. Çünkü her anlamda bana katkısı olduğunu düşünüyorum. Ama en çok bana kattığı şey İspanyolca bakımın tamamen dışında gerçekten bana Müslümanlığımı, ben ne kadar iyiyim ya da ne kadar kötü olabilirim bunu sorgulattığı için her zaman Nur Hoca'yı ön plana tuttum. Çünkü hiç alışık olmadığı bir coğrafyada ailesi bile başlarda karşıyken bu durumu, kendi başına karar vermesi ve o zamanlar daha kendini yeni yeni tanırken bunu baş koyması çok mutlu etmişti. O zaman dedim ki bizim çok fazla hatalarımız var ve o bile bunu yapabiliyorsa biz yani çok iyi bir şekilde yapabiliriz diye düşündüm. Kendimi değiştirmeme, sorgulamama, gerçekten çevremi de sorgulamama sebep oldu. Ve sorgulayarak, arayarak, bularak doğrusunu çok daha iyi bulduğumu düşünüyorum sayesinde. İspanyolca konusunda çok iyi bir seviyeye geldiğimizi düşünüyorum. Bunda tabii ki bizim gayretlerimiz de var ama öğretmenlerimizin ve özellikle Nur Hoca'nın gayretini hiçbir zaman es geçemem. Anlamadığımız yerlerde, tökezlediğimiz yerlerde her zaman destek olmaya çalıştı. Hadi en başa alalım, tekrar yapabiliriz, sıfırdan da yapabiliriz diye her zaman destek oldu. Ve onun ne kadar teşekkür etsek az. Burası benim okulum, İstanbul'da çalıştığım yer. İslami hayatım 15 yaşında başladı. Müslüman olmaya karar verdiğimde çok gençtim. İslam'ı araştırmaya, İslam dünyasını ve Orta Doğu'yu öğrenmeye başladım. O zamanlar hiç İslami kaynak bulamadım. Yeni bir yol seçmiştim. Hazreti Muhammed'in bizlere öğrettiği hayat. İslam'ı burada yaşamaya karar verdim. Buraya geldiğimde bu güzel okul beni kanatları altına aldı. Burada öğretmen oldum. İspanyolca dersi vermeye başladım. İstanbul'a geldiğim zamandan beri buradayım. İslami bir okul. Burada çalışıyorum. Türk kültürünü, İslami hayatı daha iyi anlıyorum. Kendimi burada korunmuş hissediyorum. Geçmişim böyleydi. Buraya gelmeye böyle karar verdim. Geldiğimden beri her şey daha kolay. İnsanlar çok hoş. Bu fırsat için Allah'a şükürler olsun. Dediğim gibi her şey Allah'tan gelir. İslami hayatı, her şeyi, sünneti burada öğreniyorum. İstediğim şeyler bunlardı. İstediğim hayat buydu.